Paralama Defteri önceki bölümlerde. Hepinize tekrardan Paralama Defteri'nden selamlar. Birazcık duracağım ve düşüneceğim. Seni çok seviyorum. Tamam, bay bay. Bunu da hiç sevmem Allah'ın belası. Ağza alınmayacak kelimeler sayfası. Bu sayfayı komşu binanın bahçesine sakla demiş ama bizim herhalde Türkiye'de yaşadığımızın farkındadır. Bu zamana kadar 3 bölüm Paralama Defteri çektim ve bu da sonuncusu. Ah be, seninle var ya neler neler yaşadım be. Artık içimde bir bağ oluştu bununla ve tam olarak da defteri paralıyoruz. Çok az bir bölümü kaldı. Videolarda yapmadığım, ara ara böyle geçtiğim yerler oldu. Bugün onların üzerinden geçeceğim. Ne var ne yok hepsini yapmaya çalışacağım elimden geldiğince. Ama sizlere videoyu izlemeden bir şey söylemek istiyorum. Kesinlikle bu videoyu izlerken kafanızda hiçbir şey olmasın. Stresiniz varsa bunu çıkart bir koy bir kenara. Çünkü hayatınızda izleyeceğiniz en boş videolardan bir tanesi olacak. Olabildiğince boş vermiş ve rahat bir şekilde bu defteri kullanmanı istiyorlar senden. Ve en kapakta başında da şu yazıyor. Yaratmak yok etmektir. Ve biz de o yüzden bu defter bittiği zaman bu defteri yok edeceğiz. Dışarıya bir yere gideceğim ve bir çöpe bırakacağım. Ya bu video enerjik olmaydı. Birazcık hüzünlü oldu. Dur. Neyse merak etmeyin. Zaten bir sürü daha defter serisi yapacağız. Çok güzel şeyler bizleri bekleyecek. Eğer ki hazırsanız, kafanızdaki her şeyi boşalttıysanız, kahvenizle yaptıysanız videoya başlayabiliriz. Haydi o zaman Paralama Defteri 4 başlıyor. Sesim gitti. Akşam yemeğini belgele. Yemeğini sıva, bulaştır, sıçrat, sayfayı peçete olarak kullan demiş. Evet, akşam yemeğine daha var. Bunu geçiyorum. Daha sonra yaparız. Buraya yapışkan şeyler koy. Bal, sakız, şurup, yapıştırıcı, lollipop, lokum demiş. Ne kadar iğrenç. Şimdi bulmam gereken bazı şeyler var. Bu gayet güzel. Birazcık bal varmış. Bu arada bal dolapta olduğu için birazcık soğuk ama donmuş yani. Bir de son olarak bant vardı. Bant koyabiliriz. Dur bakayım. Çok iğrenç olacak bu ama neyse düşünmek. Düşünmek yok. Şimdi eğer ki bu lollipopu buraya koyarsam bandal biraz bastırayım bala bandırıp. Oha tadı ne kadar güzel lan acaba lollipopla bal. Bir dakika. İğrenç. Bunu şöyle koyalım şuraya. Evet çok güzel oldu. Bunu birazcık kapatırsam artık böyle yaşayabiliriz. Defteri duşa girerken yanına al. Abi bunu gerçekten yapacak mıyım abi? Evet şimdi bakalım. Bak yapıştırmıştık ya şöyle iğrenç bu. Buraya toprak sür. Toprağı nereden bulalım? Bir dakika. Annemin saksı. Anne özür dilerim. Evet toprak bulamadım ama en azından toprağın en yakını çiçeğimiz var burada. Birazcık kurumuş. Ben de o yüzden biraz daha fazla kurutmak istiyorum bunu. Bu yüzden bunu alacağım. Burada kalsın ve sayfayı çevirebilirim. Ama bu burada durmayacak. Bu yüzden arkasına ufak bir bant yapıştırırsam gayet güzel. Buraya bir şey damlat. Mürekkep, boya, çay izini çıkarmak için defteri kapa. Aa ben bunu yapmışım ama baksanıza arkadaşlar. Bu bölümde çok hafif kalmış. Bu yüzden buraya sanki bir damlatmak için ufak bir sprey olsa. Çünkü sprey böyle bittiği zaman ucunda böyle mürekkep bilin damlıyor. Deneyelim. Tamam güzel. Oo bir şey diyeyim mi? Öyle güzel bir efekt oldu ki böyle sanki şuradan böyle çizsem böyle olsa sanki bir alev efekti gibi bir şey olacak. Bu arada bunun güzel olması ya adam damlat diyor sen sıktın falan demesi umurumda dahil değil var ya hani şu an bunu sorguluyorsanız var ya sizin de umurunuz olmasın. Gerek yok. Çünkü ne yapıyoruz burada? Umurum bak kafamız şu an bomboş. Hiçbir şey yok. Sayfayı dik. Evet. Çok güzel. Bir dakika. Anne özür dilerim. Şimdi içeriye gittim. İki tane düğme aldım ve bir tane ip bir tane de iğnemiz var. Abi bir dakika şu burada kalıyor. Ben bunu masaya bantlarsam bir dakika. Defterin bu bölümünü masaya bantlayayım ki bir daha hareket etmesin. Beni de sinirimi bozmasın. Buradaki ipi buraya geçirmeliyim. Bak bilerek deliği kocaman olan bir şey aldım. Bunu böyle geçirirsem. Hadi oğlum. İp de ne sertmiş kopmuyor. Bak şimdi eskiden ne yapılırdı? Burayı bir yalardın. Sonra bunu alırdın ve buraya yerleştirirdin. Bir dakika. Benim deliğim küçük olabilir mi? Evet. Evet işte bu. Bu kadar. Sonra birazcık bir ipi sanırım bu kadarlık yeterli olacak. Belki biraz daha fazla. Tamamdır. 6-7 sene önce 13 yaşındayken falan. Daha doğrusu ortaokul diyeyim. Böyle iğne iplikle uğraşmayı o kadar çok severdim ki. Hatta bak şey vardı. Eskiden belki sizin anneniz babanız ya da aileniz yapmıştır. Böyle etrafını
hayatımıza her şeyi koyarmış. İşte kitaptır, makastır, cetveldir, o bu şu böyle. Bebekken sen hangisini seçersen bu çocuk ileride bu mesleği yapacak derlermiş. Bana da makas ben seçmişim. Ve şey demişler, bu çocuk işte terzi, yani el işiyle alakalı bir şeyler yapacak falan demişler. Ve gerçekten tutmuş. Tabii ki yani o birazcık batıl ilenç ama belki inanan vardır aranızda. Ben açıkçası çok inanmıyorum ama bu böyle denk gelmişti. Ben de onu da söyleyeyim dedim. Şimdi şunu şuradan ben bir geçelim. İlk başta diyorum ki bir emoji yapayım. Basit bir emoji. Ve onun gözü için düğme seçtim. Şöyle düğmeyi alacağım ve buraya tam lan şöyle bir anladım. Bir dakika, normalde bunun dışta kalmaması lazımdı. Ama ben tabii ki arkadan yapmak yerine önden yaptığım için. Ulan rezil olduk, o kadar anlattım makas seçtim diye. İğneyi buradan geçireyim. Bunu da buradan geçireyim. Şimdi doğrusu olacak arkadaşlar inşallah. Bu buraya sabitlenir zaten. Tamam, ilk gözüm tamamdır. Dur, ilk başta şurada iğneyle bir yer belirleyeyim şuraya. O belirlediğim yere bunu takayım. Diğeri de buradan aşağıdan bir yerde olsun. Şöyle çekeyim. Şimdi ben buna minnak bir ağızcık yapmak istiyorum. Bu yüzden diğeri bak burada başlayacak. Sonra buradaki ağız buradan devam etsin. Tekrar. Lan ya yırtıldı. Sonra ağız şöyle gülümseyecek tabii ki de. O yüzden böyle devam ettim. Nasıl? Çok kötü değil mi? Buradan batırırsam ağzını dümdüz görmüş oluruz. Şimdi bir de burun yapmak istiyorum ben buna. Böyle de bir burnumuz olsun karakterimizin. Nasıl oldu? Ya bir tane film vardı. Robot karakterler vardı. İsmini şu an hatırlamıyorum. Bilen varsa yoruma yazsın. Bildiğin ona benzedi. Böyle sert hatlar falan yapmış olduk ya. Buradan da benim dikişle ne kadar alakasız olduğumu anlamış oldunuz. Ama hayır ya. Gazeteden rastgele bir sayfa yapıştır. Şimdi gazete bulma zamanı. Bu gazetenin rastgele bir sayfasını alacağım ama nasıl alacağım hakkında bir fikrim yok. Neyse böyle alıyorum size bakarak. Merhaba arkadaşlar, hayat nasıl gidiyor falan derken. Şuradan bir şey aldım. Buradan da sağdaki mi soldaki mi diyorum. Sağdakini alacağım. Sağdan da üst mü alt mı diyorum. Üstü alayım. Bunu yan tarafa çevirdim. Katladım. Buradan da sağ mı sol mu diyorum. Sol tarafı seçeyim. Buradan da artık son kez katlıyorum. Üst mü alt mı diyeceğim. Buradan da alt tarafı seçelim bu seferlik. Ve çıkan şey bakalım ne olacak. Ne diyor? Yeterince uyuyun. Yemeklerden önce biraz su için. Sebze meyve yiyin, baharatları unutmayın, egzersiz yapın, ilişkilerinize iyi bakın. Yemin ederim bana bir hayat tavsiyesi vermiş bu. Ve bir şey diyeyim mi? Harbiden okey ya. Hani gerçekten son dönemde böyle kendi düzenime pek oturtamadım hayatı falan. Yani gerekli. Bana hayatın bir göndermesi oldu ki teşekkür ederim gazete ve teşekkür ederim bu video. O yüzden de şunu şöyle ikiye bölelim. Daha çok sığması açısından. Şöyle çapraz olarak da böyle bir yapıştıralım. Hem birazcık şeffaf ya, şuradakilerde okunur. Artık bir şeye ihtiyacım olduğu zaman buradan bakar bakar okurum. Ne diyeyim yani. Bu sayfayı beyaz bir şeylerle kapla. Beyaz bir şey. Islak mendil. Peçete. Eldiven. Kağıt. Poşet. Süt kutusunun kapağı. Ve yumurta. Ulan o kadar gösterdim. Şey diyeceksin şimdi. Ne pislik bir insansın. Neler neler koyacaksın. Bu arada bu videoyu hani bazen üstüm değişebilir. İşte konum değişebilir vesaire. Çünkü ben bunu yaklaşık 3-4 günde falan çekiyorum. Böyle ayrı ayrı günlerde zaman buldukça. Bir haberiniz olsun dedim. Şunu şuradan bir koparttım. Tamam güzel. Ben bunu neyle yapıştıracağım? Benim bantım var mı? Şunu şuraya bir yapıştırayım. Dümdüz kağıdımız var. Bu kağıdı böyle katlayıp koymak istiyorum. Niye? Çünkü canım istedi. Peçete var. Peçetenin hepsini değil. Bir saçma bir şekilde yırtıp bu tarafını biraz açıp koymak istiyorum. Niye? Umurumda değil. Bu arada arkadaşlar. Üçüncü gözüm çıkıyor. Bakar mısınız şuna? Oha çok kırmızı gözüküyor şu an. Ya yemin ederim kaç zamandan beri sivilcem çıkmıyor. Çıktığı yere bakın ya. Bu videonun başına girdiğim zaman benim sivilcem yoktu. Stres yaptım. O yüzden yorumlarda üçüncü gözüme de bir selam yollarsanız çok sevineceğim. Şunu şu bölüme yapıştıracağım. Bir eldivenim var. Eldiveni birazcık kesmek istiyorum. Falçata yardımıyla birazcık şöyle kessem. Ve eldiveni sadece bir parmağına yapıştırmak istiyorum ya. Evet. Islak mendili bir bütün gibi düşünün. Ama şu şekilde katlayacağım. Bu bölümünü buraya yapıştırmak istiyorum. Birazcık kaba duracak ama olsun. Canım istiyor. Onu da böyle yapıştıralım. Ve son olarak da ne alaka ama yumurta. Bu kadar yeterli mi? Hayır, biraz daha olsun. Aynen. Bu kadar yeterli olacaktır. Bunu da güzel ve sert bantlamam lazım. Çünkü gider diğer türlü. Evet. Öyle bir bant yaptım ki hiçbir şey belli olmuyor anasını satayım. Neyse arkadaşlar. Niye böyle bir şey istedi ki bizden? Ve ben neden bunları koydum? Kat kat kesme. Bunu böyle katlasam birazcık. Bir tur daha katlasam. Sonra katladığım bölümü kesip bir saçma bir şekil yapmaya çalışsam. Hadi buradan bir kesilsin. Buradan olsun. Buradan da aşağı doğru gidip yukarı kaysa. Ve bunu çıkarsam katladığım bölümü açtığım zaman nasıl bir şekil olacak? Evet. Sayfaya sevdiğim bir koku sür.
Ama o yanımda değil. Çizgilerin dışını boya. Yani eskiden şey vardı. Zentagre miydi? Şimdi mandala falan düşünün. Eskiden böyle çizgiler yapıp bunu böyle devam ettirirdim ve sabırlı bir şekilde bunu yapardım. Daha sonra aslında bildiğim bir motif oluştururdum ve bunu aslında mandala derdik. Hatta bilenler vardır. Bizim ilk başta YouTube'dan önce bir Facebook sayfamız vardı. Bu Facebook sayfasında Simge ile beraber, kardeşimle beraber çizimler yapıp paylaşırdım. Orada genelde ben değil de Simge daha çok bir şekilde mandala yapardı ki hala da hani bazen böyle yapar aslında. Ben de ilk başlarda birazcık onlardan yapardım ki hani 2015-2014 YouTube'unda da böyle mandala çizimleri gerçekten çok popülerdi o dönemde. Herkes böyle mandala çiziyordu. Bazı kanallar vardı ve gerçekten çok da güzel izleniyordu. Böyle bir tane mandala videosu o zamanların şartlarına göre bile 30-40 bin falan izlenebiliyordu. Tabii yabancı kanallar bunlar. Ki 2014'te falan YouTube evet çok güzeldi. Bu arada 2015-2016 YouTube'u gerçekten çok güzel. Neyse bayağı bir popüler olduğu için ben de çok yapardım. Bilmiyorum aranızda hiç yapan, deneyen vesaire oldu mu? Ya tabii ki şu an birazcık hızlı hızlı yapıyorum. Çünkü açıkçası ben bu parlama defteri videolarında eğlenmek istiyorum. Eğlenmek istediğim için hiçbir şekilde güzel çizmeye uğraşmıyorum. Ve açıkçası pek de sabırlı olamıyorum. Çünkü diğer görevi çok merak ediyorum. Bu yüzden bu bölümü de yapacağım. Aynen şunu da yapayım ve bunu bitireyim. Ya mesela karantina zamanında ben bu defteri alsaydım ve hiçbir işim olmasaydı kesinlikle ben bunu böyle sabahtan akşama kadar otururdum böyle. Sakin bir şekilde buraları doldururdum, ederdim. Ama şu an video çekiyorum ve eğlenmek istiyorum. O yüzden bunu hemencik geçeceğim. Cebindeki kumaş havlarını topla mı? Nasıl? Kumaş havı ne demek ya? Bunun ne anlama geldiğini bilen lütfen yazabilir mi bana? Bir veya daha fazla saç telini kullanarak çizim yap mı? Böyle bir yer. Ne kadar iğrenç bir şey. Bu alan içsel monoloğa ayrılmıştır. Gelelim şimdi kafayı yiyelim birazcık. Merhaba Ceyhun, nasılsın? İyiyim, seni sormalı. Acaba yüzümdeki üçüncü göz çok dikkat çekiyor mu? Acaba bundan 5 sene sonrasını neden göremiyoruz ki? Keşke ufak bir trailer olsa. Ama olmaması biraz daha şey, geleceği daha ilgi çekici yapıyor. Ufak bir fragman olması yerine gelecekteki Ceyhun şu anki Ceyhun'a şu an bunu yapıyorsun ve bunu yapma dese mesela çok mutlu olurum. Çünkü belki istediğim şeye 5 sene sonra ulaşacağıma bunu yapmayarak belki 2 sene sonra ulaşacağım. Ama tabii böyle bir şey olsaydı hayatımda çok da bir amacı kalmazdı. Herkes doğru, herkes istediğini alırdı. Çok da fazla belki bir emek ya da hatamızı görmem. Yani hatayı da görmezdik böyle olunca. Evet, bir sonuca ulaşmayan ama şu an kafamda kendi kendime birazcık sohbet ettim arkadaşlar. Bu sayfayı dondurmanın bir yolunu bul. Bu sayfanın üzerinde renkli bir şey ez demiş ama bu yuvarlak sakızları hatırlayanlar var mı? Çok güzeldi bunlar. Evde bundan buldum ve bir tanesini alacağım. Burada şurada bir tane daha yok. Onu şimdi ağzıma attım çok güzel diye. Bunu tam olarak burada olacak ve ezebilirim. Oha! Çok güzel oldu lan. Tam anlamıyla çok güzel bir çiçek oldu. Teşekkürler bu kitap. Teşekkürler video. Ayak parmaklarının izni ne? Hayır. Evet arkadaşlar. Kitap bitti. Kitabı açmaya şu an korkuyorum. Yani şöyle tutup da bütün sayfaları çevirmek beni açıkçası korkutuyor. Çünkü her an bir şey çıkabilir ve bir şey düşebilir yani. Ama şöyle size basitçe hepsini biraz biraz göstermeye çalışacağım dostlar. Elimden geldiğince hepsini ama hepsini yapmaya çalıştım. Açıkçası zor oldu. Yani daha doğrusu bunu toplam 4 tane videoda yaptık. İçinde yapmadığım yine birkaç tane kaldı ama açıkçası çok da iyi şeyler değildi zaten. Sizler bu serinin en başından beri varsınız ve gelin bu seriyi de şimdi bunu çöpe atarak sonlandıralım.